ilk 3 haftasını geride bıraktığımız 2022-2023 eğitim öğretim yılının tüm camiamıza, öğrencilerimize, velilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Tüm kamuoyuna malum olduğu üzere 2022-2023 eğitim öğretim yılı tüm eğitim çalışanları için umutsuz, mutsuz ve huzursuz bir şekilde başlamıştı. Türk Eğitim Sanat Ekibi'nin oluşu gibi olarak bugün bu alanda gelecek nesillerin mimarı, öğretmenlerimizin ve diğer tüm eğitim çalışanlarının haklı taleplerine haykırmak ve içinde bulunduğumuz kaygı verici ortamın düzeltilmesi gerektiğini hatırlatmak için toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle tüm yetkililere ve karar verenlere buradan seslenmek istiyoruz. Siz eğitim çalışanların taleplerine gören değil, bakan değil, kulaklarını tıkayan değil ve gören olun istiyoruz sizlerden. Kıymetli meslektaşlarım, hepimizin bildiği üzere öğretmenlik meslek kanunu geçen yıl 14 Şubat'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmiştir. Bu meslek kanununun hazırlık aşamasında komisyonlarda görüşülmesinde ve mecliste yapılan çalışmalarında Türk Eğitim Sen olarak her türlü uyarı ve önerilerde bulunduk. Ancak bizlerin bu söylemlerine kulaklarını tıkayanlar bizleri mutlu etmeyecek, bizleri tatmin etmeyecek bir kanun çıkarmışlardır. Bugün bu kanunun ne hale geldiğini, öğretmenlerin karşısında ne durumda olduğunu hepimiz birlikte görüyoruz. Bu hususla ilgili Türk Eğitim Sen'i sessiz kalmakla suçlayanlar bize göre müfteridir. Bizler bu kanunun en başından en sonuna kadar her türlü uyarıları ve önerilerimizi yapmış bulunmaktayız. Hepinizin bildiği gibi bu meslek kanunu sonucunda kariyer sınavı yapılmak istenmiştir. Ve bugün kariyer sınavı yapılmak üzeredir. Buradan bir defa daha seslenmek istiyoruz ki biz lütfen bu sınavı iptal ediniz. Bu lütfenimizin altındaki hangi manaları taşıdığını buradan tüm siyasilere anlasın istiyorum ve söylemek istiyorum. Kariyer hakkımız, söke söke alırız. 20 yılını dolduran her öğretmen baş öğretmen olmalıdır. Öğretmenlik meslek kanunu öğretmenlerimizin muhatap olduğu mevzuat ve süreçleri muhtevasında toplamalıdır. Bu mihvalde kariyer basamaklarında sınav şartı kaldırılmalı, 10 yılını dolduran her öğretmen uzman öğretmen, 20'li yıl dolduran her öğretmen baş öğretmen olmalıdır. Sözleşmeli atama sonlandırılmalı, tüm öğretmenler sadece kadro olarak istihdam edilmelidir. Şunu bir defa daha söylüyorum, uzman ve baş öğretmenlik sınavı kaldırılmalıdır. Özlük haklarımız, sosyal haklarımızın dışında yaşadığımız bir başka sorun, bölgemizde yaşanan promosyon bilmecesi. Yine son dönemde enflasyona bağlı artışlar sebebiyle İskenderun, Dört Yol, Payas, Arsuz ilçelerimizde ve İskenderun Teknik Üniversitesi'nde yapılan promosyon anlaşmaları devede kulak kalmıştı. Olarak sizlerden isteğimiz bu promosyon ihalelerinin tek taraflı olarak iptal edilmesi ve yeniden ihale yapılmasıdır.